Merhaba. Bugün Hilmi Yavuz hocamla karşı karşıya gelme şansını yakaladım. Onunla tabii bir muhabbet yapacağız ama ona da sorular sormayı düşünüyorum. Aslında merak ettiğim şeyler de var. Daha önce ondan okuduğum şeyler de var. Onlar üzerinden de konuşabiliriz. Konuşmaya başlamadan önce biraz önce aklıma geldi, şunu söyleyeyim. Şimdi Hilmi Yavuz'un da arkasında kitaplar duruyor. Benim arkamda da kitaplar duruyor. Böyle konuşmaları ben ara sıra izliyorum ve büyük eleştiri alıyor böyle sahneler. Yani kitapların önüne oturmuşsunuz, işte ne kadar çok kitabınız oldu. Şimdi bilgisayarlar çalışma odasında duruyor ve dolayısıyla kitaplar da duvarlarda durmak zorunda. Şimdi buraya bir sahne kurmamız kısa zamanda mümkün olmadığı için artık bunun kararını size bırakıyorum. Burası bir. İkincisi, konumuzun ana maddesini renk oluşturuyor. Çünkü konsept böyle belirlenmiş. Dolayısıyla Hilmi Yavuz tabii ki benim için en azından söyleyeyim, önce bir şairdir. Ve ama bir şairle nasıl bir renk konuşabilirim diye düşündüğüm zaman zorlanabilirdim. Ama benim büyük bir avantajım var bu konuşmada. Hilmi Yavuz aslında bir felsefecidir. Felsefe ile şiir arasında da çok sıkı yakınlıklar kurmuş bir şairdir. Dolayısıyla renk konusunu ben Hilmi Yavuz hocamla konuşurken çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Asla. Ancak bir karşı karşıya geldiğimizde bu renk meselesinden konu açtığımda bana demişti ki benim için iki tane renk vardır, sarı ve kırmızı. Gerisini ben bilmem dedi. Şimdi bu işin esprisi tabii. Yani bu sarı kırmızı meselesini de umarım bir gün futbol konuşuruz da onun muhabbetini de yaparız. Fakat burada şimdi konuya girerken onun yine yıllardır aklımda kalmış ve hatta yani hayatımı değiştirdi demeyeyim ama önümde çok açık bir ufuk sermiş bir yazısı vardır. 1990'lardan kalan bir yazı. O yazı da yine 1996 galiba kitabın çıkışı, tam hatırlamıyorum. Yazın Dil ve Sanat kitabında var. Yani edebiyat, dil ve sanat üzerine bir takım yazıların olduğu bir kitap. Bu yazının başlığı Şiir ve Harfler. Tabii bizim konumuz tamamen şiir ve harfler değil. Ama burada bir mesele var. Yani renkle şiiri birleştirebileceğimiz ya da ikisini aynı anda konuşabileceğimiz felsefi de bir mesele var aslında. Oradan çok kısa bir giriş yapmak istiyorum size ve sonra karşılıklı konuşmaya başlayacağız. Bu Rus dil bilimci Roman Jakobson'dan Hilmi Yavuz'un bir takım onun söyledikleri üzerine yorumları var. Mesela Jakobson'da şöyle bir şey okunabilir. Diyor ki mesela i'nin mi yoksa u'nun mu daha koyu olduğunu soralım. Bazıları bu sorunun bir anlamı olmadığını söyleyeceklerdir. Ama hiçbiri i'nin daha koyu olduğunu söylemeyeceklerdir. Ancak burada önemli bir olgunun altını çizmeye gerek var. Bu harfleri içeren sözcüklerin dile getirdikleri anlam kuşkusuz çok farklıdır. Seslerin duyulara gönderme yaparak kurduğu anlam, ki bu sinestezik bir anlam, yani sinestezik eş algı, sin Yunanca eş, aestesis de biliyorsunuz algı demek. Tıpkı müzikte olduğu gibi cılız ve belirsizdir. Sözcüklerle betimlenebilir ama sözcüklerle çevrilemezler. Sözel anlamdan farklı şeylerdir çünkü bu. Yani kendi başlarına bir anlamları yoktur ama sözcüklerin anlamlarına bir etki yaparlar. Sonra buradan Hilmi Yavuz Hoca bir referans veriyor. Diyor ki
Levayel şiirinde, yani sesli harfler zannediyorum o anlama geliyor. Arthur Rimbaud'un şiirinde sesli harflerle renkler arasında doğrudan bağlantı kurulur. Şimdi yeniden bir sinestezi meselesine geliyoruz, eş algı meselesine geliyoruz. Ve şiirle renk arasında bu ilk ilişkiyi bu kısa alıntıdan bir kere tespit etmiş oluyoruz. Bu sinestezi meselesi Platon'dan belki de başlayan enteresan bir felsefi kabın içinde yer alıyor. Çünkü aslında teolojik de bir mesele. Yani bütün dönemlerde felsefeyi ilgilendirmiş bir mesele. Çünkü idea her şeyi kapsayan bir şey ya da tanrı her şeyi kapsayan bir şey. Evren bir birlik ilkesi içinde böylece orta çağda kesip bugüne kadar gelen teknolojik pozisyonda da onu algılayabildiğimiz durumda bugüne kadar gelen bir kavram bu sinestezi meselesi. Evrende her şey birdir ve dolayısıyla renk, ses, ısı bunların hepsi aynı dalgalanmalar ve titreşimlerden ibarettir. Ama biz bunları tabii biyolojik yapımıza göre ayrı ayrı algılamak durumundayız. Belirli nanometrelerle sesi algılıyoruz, belirli nanometrelerle rengi algılıyoruz vesaire. Ama bunların bir birlik ilkesi içinde aynı şeyler olduğunu bütün felsefeciler neredeyse yazdılar. Şimdi tabii bu açılışı yaptıktan sonra doğrudan doğruya Hilmi Yavuz Hoca'ya sizin işte şu şiiriniz ne renktir diye sormayacağım. Ama renklerle sesler ya da sözcüklerle renkler arasında psikolojik ya da bilmiyorum sembolik anlamlar daha derin nasıl kurulabilir? İlk önce genel olarak başlayalım ve sonra sizin şiirlerinize hemen gelmeyi deneyelim. Tamam. Emre'ciğim bu giriş için teşekkür ederim. Aslında dediğin gibi sesler ve harfler arasında böyle bir sinesteziden elbette söz etmek mümkün. Zaten benim yazımdan da gerekli bölümü alıntıladın. Şimdi şöyle evet. Orada o yazıda da bu meseleye ilk kez poetik olarak yani şiirsel olarak ilk değinen kişinin ünlü Fransız şairi Arthur Rimbaud olduğunu söylüyorum. Rimbaud'un Le Voyelle yani sesliler diye bir şiiri var. Bu şiir şimdi önümde benim. Şöyle yani harflerle aslında Rimbaud renkler arasında nasıl bir bağıntı kurmuş bunu görelim. İlk dizesi Le Voyelle'in seslilerin ilk dizesi A kara, A kara. E ak, I al, U yeşil, O mavi. Yani sesliler üzerinden, sesli harfler üzerinden A'yı karayla, E'yi akla, I'yi alla yani kırmızıyla, U'yu yeşille, O'yu maviyle ilişkilendiriyor. Şimdi bu şiirin devamında ayrıca yine arada gülüşüne iyi diyor. Kutsal Borazan o diyor, sana ey Omega, ey o mor ışığı gözlerinin diyor vesaire vesaire. Şimdi tabii burada Rimbaud'un bu vayellerle yani seslilerle bu renkler arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu ve bu bağlantının bir nedensellik ilişkisi içerip içermediğini söylemek mümkün değil. Yani bu konvansiyonel bir şey değil. Yani biz genellikle A harfini duyduğumuz zaman A harfi karadır demiyoruz. Yani böyle bir konvansiyon yok. Dolayısıyla burada seni de demin belirttiğin gibi bu sinestezinin nasıl gerçekleştiği konusunda herhangi bir bilgimiz olmadığı için bu tür ilişkileri biz tamamen konvansiyonel olarak değil keyfi olarak yapıyoruz. Böyle bir konvansiyon yok. Yani herkesin üzerinde birleştiği bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi A siyahtır, işte iyi aldır vesaire gibi böyle bir durum söz konusu değil. Ha, ama şu önemli, konvansiyon olan durumlar da var. Konvansiyon olan durumlar da var. Yani şiirde bunun konvansiyon olarak
herhangi bir şey bir bağlantısı olmadığını söylüyoruz. Yani konvansiyon derken herkesin kabul ettiği bir şey. Dediğim gibi işte şey deyince ben bunu söylediği gibi A deyince A tabii kara. E deyince ak, D deyince al, herkesin böyle üzerinde ittifak ettiği böyle bir konvansiyon yok. Ama onun dışında evet. renklerle göstergeler arasında bir konvansiyon var. Trafik lambaları mesela. Trafik lambalarında böyle bir konvansiyon var. Soruyorsunuz trafik lambalarında mesela kırmızı neyi gösterir diye. Herkesin vereceği cevap, en azından o dile hakim olan herkesin vereceği cevap nedir? Kırmızı durdur. Çünkü orada gösteren ilişkisi dil bilim bağlamında kuruluyor. Gösteren kırmızı, gösterilen yani anlamı durdur. Onu herkes biliyor. Evet. Yani trafik lambalarının altında geçmeyi bekleyen insanların bildiği bir şey bu. O yüzden konvansiyon. Demek istediğim şu, şiirde bu tamamen şairin keyfine bırakılmış olan bir şeydir. Ama gündelik yaşamda bunu bir iletişim dili olarak kullanmaya kalkıştığımızda ister istemez bunun bir konvansiyonlaşma, yani herkesin bildiği renklerle göstergeler arasında, gösterilenler arasında bir bağıntı olduğu da ortaya çıkıyor. Ha, konvansiyona benim de, konvansiyon dışında keyfilik konusunda benim de bir şiirim var. Ben de bir şiirimde renklerle harfler arasında bir bağıntı kurmuştum. Şöyle, ben de iyi kırmızı diyorum mesela. E beyaz, O mavi. Rainbow'u tekrarlamışım. Ve Harfler ve Şairler adlı şiirimde böylesine bir denemeyi de yapmışım. Benim dışımda sanıyorum bir de İlhan Berk'in böyle bir konu var. Yani İlhan Berk de harflerle şiirler arasında böyle bir bağıntı kuruyor. Zaten demin sözünü ettiğim Arthur Rimbaud'un Le Voyel şiirini çeviren de, Sesliler şiirini çeviren de İlhan Berk'tir. Yani İlhan Berk'in bu konuda Rimbaud'dan bir anlamda esinlendiğini söylemek pek yanlış olmayacak. Çünkü o da A'lar, V'ler, U'larla uyanmak gibi bir takım dizeler yazıyor. Şiirlerinde böyle bir takım dizeler var. Yani harflerle renkler arasında ilişki kurduğu. Evet. Şimdi bir şey daha sorayım o zaman. Mesela burada trafik lambalarında olduğu gibi, sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi, evet, bir göndermesi var ve o gönderme insanı okurken ya da dinlerken vesaire yönlendiriyor tabii. Fakat bir de hepsinin altına yayılmış, bütün bu konuştuklarımızın altına yayılmış, biraz önce söylediğim gibi felsefi de bir temeli var bunun. Yani zaten her şeyin bir olduğu üzerine evrende, yani renklerin ya da seslerin. Çünkü biliyoruz ki mesela ilk bunlar Yunan felsefesinde telaffuz edilmeye başlanmışsa, bunların zaten birliği üzerine bir şey vardı. Yani hemfikir olma durumu vardı. Bunların idealde böyle olması gerektiği üzerine zaten bir herhalde düşünce var. Mesela Aristoteles'te de rastlıyoruz. Bazı müzik kalıplarının bazı renklerle ifade edilebileceği üzerine bir takım yazıları var. Ya da işte bir takım söylediği şeyler var. Değindikleri şeyler var. Bunun altında böyle bir bütünleştirici, bütün o algı faktörlerini bütünleştirici bir felsefi taban olduğunu düşünüyorum. Sadece göstergelerle ilgili bir şey, evet tabii, yani biz ona göre yaşıyoruz ama bir de böyle bir kabullenme var gibi geliyor bana. Doğru, ya benim söylemek istediğim şu, yani konvansiyondan, evet, demin konvansiyondan söz ederken konvansiyonun bir dil olduğunu, dolayısıyla renkler bağlamında bir gündelik hayatta bir anlaşma ortamı kurulduğunu söylemek istemiştim. Öbür alanda, yani şiir alanında olsun, müzik, çok haklısın. Mesela resim yaparken diyelim, renkleri kullanırken hangi rengi kullanmak gerektiği konusunda bir tavır alırken müziğe kulak verdiğini bildiğimiz bazı ressamlar var.
Bu da mümkün. Ama dediğim gibi yani bu birliğin temelde bir konvansiyonu olmadığı için, yani resimde olsun, müzikte olsun, şiirde olsun, başka alanlarda olsun, renklerle sesler vesaire, sözcükler, harfler arasında olduğu gibi, notalar diyelim arasında olduğu gibi bir takım herkesin bildiği ve herkesin kabul ettiği konvansiyon bir dil söz konusu olamadığı için bunu bir keyfilik olarak hı-hı algılamak durumundayız. Başka bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla eğer böyle evet bir birlik varsa ki hiç şüphesiz var. Ama bu birliğin nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığını bilmiyoruz. Şöyle oluyor. Her şairde, her ressamda ya da her müzikçide, kompozitörde ayrı bir biçimde ortaya çıkıyor. Biri de beyaz diyor, öbürü sarı diyor, öbürü yeşil diyor vesaire falan. Yani evet, o anlamda bir şey yok. Bir konvansiyon dediğim şey yok. Ama öbür tarafta gündelik yaşamda bir dile dönüştüğünde o ister istemez bir konvansiyon haline geliyor. O zaman biliyoruz hangi rengin neyi gösterdiği. Şüphesiz. Fakat elbette enteresan tabii. Yani sürekli olarak bu konuyla uğraşılması, dediğiniz gibi ressamların, şairlerin ya da tabii müzik insanlarının bunun bir türlü gündemden kalkmamış olması gerçekten enteresan. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum. 18. yüzyılda Bernard Castle bir klavsen yapmayı düşünüyor. Tuşlara bastığı zaman notaların gerçek ışıklarının ya da gerçek renklerinin ortaya çıkabileceği bir şeydi. Sonra Telemann gidiyor, onlarla ilgileniyor vesaire. Bu çaba sürekli olarak, işte dün sizle çok kısa süre konuşurken aklıma gelmişti, size de söylemiştim. Mesela o Rimsky-Korsakov'un 19. yüzyılda Mlada diye bir operası var. Renkler meselesi. Bu gündemden kalkmayan bir şey. Peki bunu yavaş yavaş artık sizin şiirlerinize, psikolojik yönüne ya da sizin de belirttiğiniz gibi bir antropolojik ya da sembolik taraflarına getirmeye başlayalım. Örnekler vermeye başlar mıyız? İster misiniz böyle şeyler tabii, sizin şiirinizde? Tabii. Şimdi bu ilginç bir şey. Aslında antropoloji, tabii antropoloji de kültürü bir dil olarak Lévi-Strauss'tan beri biliyoruz. Yani antropologlar da bize gündelik yaşamın ya da kültürün daha doğrusu bir dil gibi yapılandığını söylüyorlar. Mesela bunlardan biri benim de çok değer verdiğim bir antropologtur, Cambridge'li bir antropolog, Edmund Leach. Edmund Leach özellikle gündelik hayatta evliliğe giriş ve evlilikten çıkış bağlamında gelin ve dul arasındaki bağıntıyı incelerken diyor ki, dikkat ettiyseniz gelinler hep beyaz giyerler diyor. Bu evliliğe giriş anlamına gelir. Gelin kıyafeti beyazdır genellikle. Hı hı. Ama evlilikten çıkışı imleyen dulluk ise genellikle siyah ile imlenir. Dolayısıyla gelinle dul arasındaki karşıtlığı biz beyaz-siyah karşıtlığı olarak genellikle kavrarız. Burada da küçük ölçekte bir dil var. Yani beyaz giyinen bir gelinlik giymiş olan hanımı elbette biz bu evlenmek üzeredir diye düşünürüz. Başına siyah bir örtü örtmüş, siyah giysiler giymiş bir kadın. Daha bu demek ki yeni dul bir hanım ya da evet, henüz nasıl gidiyor falan deriz. Yani böyle bir şey var. Yani gündelik hayatta sadece trafik lambalarında değil, gündelik hayatın başka alanlarında da renklerle yapıp etmeler arasında, mesela burada giysiler alanında olduğu gibi birebir bir takım ilişkiler var ve bu ilişkiler birer konvansiyon. Nasıl trafik lambalarında kırmızıyı görünce duruyoruz, böylece bir anlaşma söz konusu oluyorsa. Anlaşma, evet. Evet, yani siyah bir giysi giymiş olan bir kadını beyaz bir giysi giymiş olan, diyelim gelinlik giymiş olan kadınla karşılaştırdığımızda hangisinin gelin, hangisinin dul olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. Dolayısıyla evet, dediğim gibi gündelik yaşamda da böyle bir şey var. Fakat
Asıl sorun tabii, asıl sorun tabii renk kavramlarının Emre'cim Evet. bir toplumdan ötekine, bir toplumdan ötekine çok izafi olarak geçtiğidir. Yani benim bugün kahverengi dediğim bir şeye, bir renge, kahverengi diye atıfta bulunduğum bir renge. Mesela Yeni Zelanda'daki Maoriler hayır bu kahverengi değil diyebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla bir kültürden ötekine renk konseptleri çok farklı olabiliyor. Çünkü diyelim ki Maorilerin yaşamında kahverenginin değişik adlar verilmiş. Dolayısıyla biz bütün o kahverengi tonları için bir tek sözcük kullanırken, yani kahverengi derken, Maoriler o kahverenginin her ayrı tonu için onları ayrı birer renk kabul ederek ayrı birer Evet. isim veriyorlar. Dolayısıyla böylesine de bir olgu var. Yani antropoloji bize renklerin adlandırılmalarının böylesine bir evrensellik taşımadığını da gösteriyor. Yani bir Taşımadı. toplumdan Evet. başka bir topluma çok farklı bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu bir ikincisi aslında çok önemli başka bir şey de var. Yani senin de söylediğin gibi filozoflar renk meselesi üzerinde çok durmuşlardır. Mesela bunlardan biri özellikle 20. yüzyılın bana sorarsan en büyük filozoflarından biridir. Ludwig Wittgenstein. Onun bir Evet. şeyi var, bir kitabı var. Bemerkungen Über die Farben diye bir kitabı var. Bemerkungen Über die Farben, yani renkler üzerine, Remarks on Color diye çevrilmiş İngilizce. Orada da mesela bir takım problemleri dile getiriyor. Dile getirdiği problemlerden biri şu: biz bu renkleri nasıl öğreniyoruz sorusu. Yani burada mesela 167 numaralı notunda Wittgenstein şöyle diyor: kırmızı ile yeşili birbirinden ayırabilmeyi hangi deneyim öğretti bize diyor. Renkleri öğreniyoruz. Yeşil ile kırmızıyı ayırt ediyoruz ama Wittgenstein diyor ki bunu nasıl öğrendik biz? Nasıl Evet. öğrendik biz? Bu sorulardan bir tanesi mesela. Başka bir soru, dolaylı bir biçimde yine Wittgenstein'i çok ilgilendiren bir soru. Şu: doğuştan ama olan, kör olan diyelim birisi kırmızı sözcüğünün anlamını bilebilir mi mesela? Şimdi bu çok önemli bir soru aslında. Diyelim ki böyle bir yasaklama da yok. Gündelik konuşma dilinde bir doğuştan gözleri görmeyen biriyle karşılaştığımızda mesela bize şöyle bir şey de söyleyebilir. Biliyor musunuz, benim dün doğum günümdü ve ablam dün bana bir kırmızı kazak aldı mesela. Evet. Şimdi şöyle mi dememiz lazım? Ya sen doğuştan gözleri görmeyen birisin. Dolayısıyla sana kırmızı kazak alındığını nereden biliyorsun? Gibi bir soru soruyor muyuz? Sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Çünkü bakıyoruz, üzerinde o kırmızı kazak varsa bunu giydin mi diyoruz. Evet giydim diyor. Üzerindeki kazak kırmızı mı? Evet diyor. Dolayısıyla üzerimdeki kazak kırmızıdır önermesi doğru mu? Doğru. Eğer bu Evet. önerme doğruysa, eğer bu önerme doğruysa o zaman doğuştan gözleri görmeyen birinin kırmızının anlamını bildiğini söyleyebiliriz diyor Wittgenstein. Yani çünkü tümce içinde Evet. doğru kullanıyor diyor. Yani biz onu check ediyoruz, bakıyoruz. Üzerinde kırmızı kazak var mı diyoruz. Evet diyor. Biz bakıyoruz, gerçekten üzerinde kırmızı kazak var. Dolayısıyla bunun anlamını biliyor olduğunu söylememiz gerekir diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında herhangi bir renk kavramının anlamı o renk kavramını doğrudan algılamamızla, yani perceive etmemizle, görmemizle ilgili değil. Yani genellikle öyle sanılır, değil mi? Yani eğer bir şeyi görüyorsak, bir rengi görüyorsak ancak o takdirde biz ona bir anlam atfedebiliriz falan gibi. Eğer görmüyorsak atfetmeyiz, böyle bir şey yok. Halbuki pekala Wittgenstein diyor ki eğer doğru kullanıyorsa, doğru
kullanıyorsa, o zaman onu görmüş olması, o renk konusunda bir algısının, bir perception'ının olup olmaması meselesi bizi katiyen ilgilendirmez diyor. Doğru kullanıp kullanmadığına evet. Bakalım. Mesela. Şimdi böyle problemler var. Yani dediğim gibi şeyin, renk meselesinin hem iletişim alanında, dil alanında, hem antropoloji alanında, hem felsefe alanında ortaya çıkardığı bir sürü sorun var. Yani onu söylemeye çalışıyorum Emre'ciğim. Şimdi bunu biraz daha açarsak, bu sizin söylediğiniz tabii. Şeylerden aklıma geldi. Şimdi renkle hem işte onun algılanması, yani dışarıdan onu bizim tanımamız, ya da bunun hissedilmesi, ya da doğru bir şey olarak, ayrım olarak, bu kavram olarak, ya da bu renk meselesini, yeşilden nasıl ayrılıyor, bunu bize kim öğretti filan dediğimiz evet, zaman evet. Burada şiirle bağdaştırdığımda bunu, ortaya ses meselesi gene çıkıyor. Yani mesela sizin üzerinde durduğunuz bir konudur bu. Sesli şiir mi, yoksa bir metin olarak şiir mi? Şimdi bu renk konusunu sadece okunacak bir şiir ki galiba tabii siz bunu daha iyi açıklayacaksınız ama sadece okunsun diye de yazan şairler var. Yani bu sesten çok fazla ne derler onun üzerinde durmayan. Mesela şimdi gene aklıma geldi tabii Behçet Necatigil. Sesten yoksun bir şair değil ama mesela karelerde onun görüntüsüyle de ilgilenen bir şair. O metnin görüntüsüyle de ilgilendi ve anlamı o görüntüde kuran bir şair. Bu sinestezik meseleyi ya da bu bilme, renk hakkındaki bilme meselesini burada nasıl ayırt edebiliriz? Görüntü şiiriyle ses şiiri arasında. Şimdi şöyle, aslında bir kere önce şuna bakmamız lazım. Yani o demin şeyde Remarks on Color'dan alıntıladığım bir bölüm vardı. Hani yeşille kırmızıyı ayırt etmeyi hangi deneyim öğretti bize şeyi var ya. Evet. Şimdi burada mesela genellikle kabul edilen, Wittgenstein de bunu söylüyor aslında. Genellikle gösterme yoluyla öğretmektir. Evet. İşte şeyin yani İngilizcesiyle ostensive definition dediği şey yani. Çocuk soruyor mesela diyelim ki baba kırmızı ne diye soruyor diyelim 3 yaşında bir çocuk ya da 2 yaşında bir çocuk. O sırada kırmızı bir araba geçiyor örneğin. Gösteriyoruz bak bu kırmızı diyorsun. Şimdi Wittgenstein diyor ki burada bu deneyim çocuğa bunu öğretmekte yoksun kalır. Neden? Çünkü gösterdiğiniz şeyin kırmızı değil, araba olduğunu, arabanın kırmızı olduğunu düşün. Ertesi gün mesela çocuk bunu öğrendiğini göstermek için bir başka araba, kırmızı olmayan diyelim, sarı bir araba geçiyorsa, baba bak kırmızı geçiyor evet. Diyebilir diyor. Evet. Demek ki mesela şeyden yola çıkarak söylüyorum, yani olumsuz definisyondan yola çıkarak, yani şeyden olmayandan yola çıkarak. Demek ki gösterme yoluyla bak bu kırmızı demekle kırmızıyı öğretemiyoruz. Yani böyle bir deneyim bize kırmızının ne olduğu konusunda herhangi bir ipucu vermiyor. Verse bile bu ipucu vahim ölçüde yanılma payı da var. Çocuk kırmızı deyince kırmızının arabanın renginin değil arabanın kendisi olduğunu anlamak gibi bir yanlışlığa da düşebilir demek istiyorum ki işte. Evet. Bu ayrıca psikolojik mesele. Yani renklerin nasıl öğrenildiği meselesi hem tabii Wittgenstein'ı ve filozofları ilgilendiren mesele ama daha çok psikoloji mesele. Senin soruna gelince aslında müzikle şiir arasındaki ilişki, resimle şiir arasındaki ilişkiden öyle söyleyeyim, çok farklı. Sözel resim olarak, sözlü resim olarak tanımlayanlar da var. Yani şiir aslında bir resimdir diye
şiiri tanımlayanlar da var. Şiir bir müziktir diye de tanımlayanlar var. Mesela Yahya Kemal şiirin beste olduğunu söylüyor. Şiir müziktir diyor. Buna karşılık başka şairlerin, mesela Fikret'in diyelim, Fikret'i yapalım. Gerçi bunu böyle söylemiştir ama Fikret'in şiirlerinin de birer tablo olduğunu söylemek mümkün. Yani Fikret'in şiirini resimle, buna karşılık Yahya Kemal'in şiirini de müzikle birebir ilişkilendirmek mümkün olabiliyor. Necati Gil'e gelince, Necati Gil gerçekten çok müstesna bir şair. Yani onu ayrıca belirtmeme gerek yok. Onda onun müzik anlayışı mesela çok farklı. Çok farklı. Mesela bizim genellikle kakofoni dediğimiz, kötü ses diyelim, kakofoni Grekçe, kakos kötü, fonda ses, foni ses, evet. Kötü ses olarak algıladığımız şeylerin, Necati Gil belli bir insanlık durumuna tekabül ettiği için pekala kullanılabileceğini de söylüyor mesela. İlginç şeyler bunlar. Mesela Yahya Kemal'in bir şiirinde böylesine bir kakofoni vardır. Mesela onun bir şiirinde şöyle bir dize var. Cevdet Kudret de çok alay ederdi onlarla, rahmet eylesin. Baştan başa saç ve bütün ten diye. Baştan başa saç ve bütün ten. Nurullah Ataç bu dizeyi Cevdet Kudret vardığına göre diye alırmış. Bak işte Yahya Kemal'in tüntenli dizesi diye. Tüntenli dize diye. Gırgır gelmiş. Alay edermiş. Şimdi bu bunlar var. Yani ne bileyim ben, mesela Nedim'de de vardır. Bu tür kakofoniler, yani tüm ten gibi. Nedim'de de vardır. Başka şairlerde de vardır. Ama Necati Gil diyor ki bunu bir hata olarak, şiirde bir mağluliyet olarak düşünmemek gerekir. Çünkü bazı insanlık durumlarını ben ancak bir kakofoniyle anlatabilirim. Yani içinde yaşadığımız diyelim bir durumu, çok kötü bir durumu ben ancak şiirimi kakofonik seslerle kurarak dile getirebilirim. Mesela böyle bir şiiri var. Çok çiğ çağ diye. Çok çiğ. Şeyler çok mesela. Çiğ çağ. Evet. Tam bir kakofonidir yani. Ama Necati Gil bunu bilerek yapıyor. Evet. Yahya Kemal ise her ne kadar tüntenli şiir gibi bazı dizeleri yazmışsa da aslında kakofoniyi, eskilerin tabiriyle tenafür deniyordu buna. Tenafürü olumlamıyor. Kendisi gerçi bir takım tenafür durumlarına düşürüyor şiirinde ama şey değil. Yani onunki daha farklı. O deruni ahenk diyor. Hı hı. Deruni ahenk diyor. Şiir bestedir derken aruzun veya başka bir takım seslerin değil, taklidi ahengin değil, doğrudan doğruya deruni ahengin. Çünkü ahenk deyince aruzun da kendine göre bir ahengi var, bir müziği var. Ama bu müzik Yahya Kemal'in benimsediği müzik değil. Ona mekanik ahenk diyor Yahya Kemal. Mihaniki, eski tabirle mihaniki ahenk diyor. Bir de taklidi ahenk vardır. Yani müzikle şiir arasında kurulan ilişkinin 3 düzlemi var. Bunlardan bir tanesi mihaniki ahenktir. Yani aruzla kurulan ahenktir. İkincisi taklidi ahenk dediğimiz ahenktir. Yani doğadaki sesleri yansılayan mimesisler. İşte yani mesela Tevfik Fikret'in şiiri, yağmur şiirini, özellikle yağmur sesini veren şiirler olarak anlatırlar işte. Küçük muttarit muhteriz darbeler. Küçük muttarit muhteriz darbeler kafesler camlarda. Yağmur damlalarını bu şey. Evet. İşte fevul veznidir bu. Bunu öyle aktardığı ve böylece doğadaki bir sesi, yani yağmur sesini yansıladığı mimesis yoluyla, yani taklit yoluyla dile getirdiği söylenir. Taklidi ahenktir. Üçüncüsü de deruni ahenktir. Yahya Kemal bunu son derece önemli bir mesele olarak dile getiriyor. O da şu, diyor ki şiirin kendisinin kuruluşu bir müziği dile getiriyorsa, ama bu müzik belli bir insanlık durumuna karşılık geliyorsa, o zaman bir deruni ahenkten söz etmemiz mümkün olabilir. Nedir bu? Mesela
Diyelim ki Füzuli'nin bir dizesi. Esiri gurbetiz biz. Senden özge aşinamız yok. Bu dize şunu anlatıyor. Yani biz gurbete tutsak olduk. Bir tek kişi var. O da sensin. Senden başka konuşacağım gurbette, ilişki kuracağım, dostluk kuracağım başka bir şey yok. Şimdi bu dizeyi mesela şöyle okuyamazsın. Esiri gurbetiz biz. Senden özge aşinamız yok diye okuyamazsın. Bu öyle bir insanlık durumunu karşılıyor ki o yalnızlığın getirdiği o içten bir şey. Esiri gurbetiz biz. Senden özge aşinamız yok diye okumak lazım. İşte bu deruni ahenktir diyor. Bir müziktir. Yani nasıl bazı müzik parçaları bizde bir şey uyandırıyorsa, belli bir insanlık durumu uyandırsa, insanlık durumu derken bir coşku mesela bazı müziklerle, sanparol hiç, sözsüz müzikle kalkıp oynuyoruz, coşuyoruz, heyecanlanıyoruz. Bazı müziklerse yine sanparol şeyler, işte konçertolar vesaireler falan. Onlar da bizi üzüyorlar mesela, hüzünleniyoruz. Diyor ki Yahya Kemal işte öyle bir sentaksla, öyle bir söz dizimiyle şiiri yapılandırılırsınız ki sanki bir müzik parçasını dinlerken edindiğiniz o insanlık durumu, hüzün, coşku, neşe vesaire hangisiyse onu duyabilelim biz. Evet. Bu mesela Deruni ahenktir. Şimdi, evet. Necatigil'in şiirinde hem kakofoniden yararlanan bir ahenk var ki o Yahya Kemal'in tabiriyle Deruni ahenk değil. Ama Yahya Kemal'in tarif ettiği türden, demin anlattığım türden bir Deruni ahenk de var Necatigil'in şiirinde. Evet. Yani mesela Hüthüt şiirine baktığın zaman gerçekten Hüthüt şiiri muhteşem bir şiirdir. Sonda son iki dizeden biri geç git bunlar diyor. Geç git bunlar. Ya belli bir şeyin belli bir insanlık durumu bu işte. Hı hı. Yani takım şeyler ya bırak Allah aşkına bunları var ya. O da belli bir emotif durumu, belli bir heyecan durumunu dile getiriyor yani. İnsanlık durumu diyorum ben buna. Dolayısıyla Necatigil'de de var. Yani Necatigil kısaca hemen daha fazla uzatmayayım şeyi Necatigil'i konusunu. Çok iyi incelenmesi gereken bir şair. Gerçekten çok iyi incelenmesi gereken bir şair. O kadar öğretici bir şair ki. Tabii ders alana yani öylesi. Evet, şimdi yine siz konuşurken aklıma gelmişti. Burada da şimdi şeyler geliyor. Hem size selamlar var, hem övgüler var. Ama aralarda da sorular var. Onlardan istiyorsanız birkaç tane size aktarayım. Çünkü şimdi söylediğiniz şeylerle ilgisi olan sorular da var. Mesela biraz önce dediniz ki işte bir senfonide üzülebiliriz, sevinebiliriz, coşabiliriz vesaire ya da başka bir müzik parçasında sözsüz müzikler. Fakat şey de olabilir. Mesela estetikçiler bunu çok fazla dile getirirler. Tanıyamadığımız, henüz deneyimlenmediği duyguların da ortaya çıkması çok iyi olabilir. Yani tanımlayamadığımız duyguların ortaya çıkması, insanın kendisini daha fazla hissetmesi, daha derin bir şey olduğunu hissetmesi açısından bunu yararlı bulurlar. Şimdi şair olsun ya da müzik insanı olsun, besteci, kompozitör olsun neyse. Burada Mehmet Sabri Haspolatlı diyor ki, rengi algılamamız için ışık gerekli, şiirin renginin ışığı ozan mıdır diye soruyor. Yani kendi başına hiçbir duyguya gönderme yapmaksızın yeni bir duygu yaratan, yeni bir ışık yaratan ozan olabilir mi? Şeylerin dışında, yöntemlerin dışında ya da tanımların dışında. Şimdi doğrusu yani çok iyi anladığımı söyleyemem Mehmet Sabri Haspolat'ın sorusunu. Yani renk yaratabilir mi şair diyor yani. Hiç deneyimlenmemiş bir renk. Öğrenilmemiş bir renk. Bunu bilemiyorum doğrusu. Yani benim böyle bir deneyimim olmadı. Hemen onu belirteyim. Ama galiba hiç denenmemiş bir rengi bulma işi asıl sahibine ait olan
bir iştir. Yani ressama ait olan bir iş. Evet. Şair aslında belli bir takım insanlık durumlarını eğer deyiş yerindeyse dile getirmekle yükümlüdür eğer iyi bir şairse hiç şüphesiz. Ama şairin renk üretme konusunda, renk üretme konusunda bir şeyi olabileceğini, bir işlevi olabileceğini doğrusu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Renk bizim işimiz sözcüklerle, şairlerin işi sözcüklerle, renklerle ressamlar ilgileniyor. O soruyu sevgili Asko'dan şeye sorsun, ressamlara sorsun, yeni bir renk yaratabilir mi diye. Evet, tekrar bakıyorum. Size iltifatlarla devam ediyor. Teşekkürlerle. Hatta şimdi Sağ Kurtul olsun. Ertmen'i gördüm. Hilmi Hoca'ya mavi çok yakışmış diyor. Onu da Ha, şöyle sağ olsun. geçtim. Sağ olsun. Dilek Sapçıoğlu diyor ki o Baudelaire şiirini yazarken Arthur Rimbaud alfabeden esinlendi. Sonra evet. Peki, bu tekrar bakacağım sorulara. Şimdi sizin şiirinizle ilgili de biraz konuşalım. Mesela şiirlerinizden benim aklımda kalan şöyle şeyler var. Belirli semboller var ya da belirli sözcükler var diyelim ilk önce. Mesela bunların, bu sözcüklerin sembolleriyle şiire getirilen bir atmosfer diyebilirim. Yanlış kullanıyorsam düzeltin lütfen. Mesela kül, çöl, ezilmiş olan, solmuş olan, bunlar hüzünle ilgili olabilir. Ya da çiçekler, çok fazla gül var. Evet, anlıyorum. Yani bir divan şiirine gönderme yapan sembol olarak anlıyorum. Ama karanfil var, işte yakut var, ateş var. Bunlar acaba sembolik olarak seçilen şeyler midir? Sözcükler midir? Yoksa tabii ki bunun yani bu imaj daha önce şairin zihninde belirmekte ve bu sözcükler mi kullanılmaktadır? Onu sormaya çalışıyorum. Böyle bir henüz yazılmamış bir şiirin bir atmosferi var. Bir ya da imajlar dağınıklığı var. Bu sözcükler semboller olarak onları mı bir kompozisyon haline getiriyor? Bu çok kişisel bir soru tabii. Yani bütün şairleri kapsamaz bu ama size Evet. soruyorum. Şimdi Emre'cim bu soruyu yanıtlamadan önce bu bağlamda bir şiirimi okumak istiyorum. Peki. Doğu'nun Gurbetleri şiiri. Evet. Bir şöyle. Akşam en güzel masaldır, iyi anlatılırsa. Doğru olan her şeyde biraz öfke, biraz yılgınlık vardır der bir kıssa. Cam incelince şarap da incelir. Yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüzünden beyaza ve bir gül gelirse bu yol ayrımından gelir mutlaka ve nasılsa. Kendi elimizle kurduğumuz gurbetten daha zor bir sürgün yoktur. Yaşasak da yaşamasak da. Umuda ve sonbahara hüküm ki gülün saltanat devrinden ne sevdikse bugünden ve ne kaldıysa dünkü acıyı yakuta döndürsün, hüznü döndürsün elmasa. Akşam en güzel masaldır çünkü iyi anlatılırsa. Şimdi burada şöyle seni de mutlaka dikkatini çekmiş olmalıdır. Yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüznünden beyaza. İlk bölümde. İkinci bölümde ise acıyı yakuta döndürsün, hüznü döndürsün elmasa. Şimdi acı Evet. ve hüzün sözcüklerinin ve ölüm sözcüklerinin kırmızı, beyaz gibi bir takım renklerle ilişkilendirildiği görülüyor. Ve hemen arkadan deniyor ki gülle ilgili o. Ve bir gül gelirse bu yol ayrımından gelir mutlaka ve nasılsa. Hangi yol ayrımı? Yaşam, ölüm. Ölüm acıdan kırmızı, yaşam acıdan kırmızıya,
ölüm hüzünden beyaza bir yol ayrımı var. Bu yol ayrımından bir gül gelirse mutlaka gelir diyor. O şey yapmıyorum. Sadece şiiri düz yazıya çeviriyorum. O kadar. Anlamlandırmıyorum asla. Evet. Ama şöyle bir şey yapıyorum şiirin sonunda. Acıyı ve hüznü daha önce renklerle ilişkilendirdiğim bu iki sözcüğü, bu iki kavramı yani acı ve hüznü kavramını o iki rengin somut mücevherlere olan göndermeleriyle ilişkilendiriyorum. Evet. Nedir? Yakut kırmızıdır. Ne demiştim yukarıda? Yaşam acıdan kırmızıya. Yaşam acıdan kırmızıya. Burada acı yakuta dönüyor. Kırmızı yani yakuta dönüyor. Kırmızı bir dolayım. Yakutla acı arasında kırmızı bir dolayım olarak duruyor. Arada duruyor. Hüznü döndürsün elmasa. Yukarıda ne diyoruz? Ölüm hüzünden beyaza. Dolayısıyla burada beyaz da hüzünle elmas arasında bir dolayım olarak kullanılmış oluyor. Şimdi bunu niye yaptım? Bu dediğim gibi bir şiiri açıklamak gibi bir şeyim yok. Zaten çok önemli bir nokta benim için bu. Bir şair asla ve kat'a şiirini açıklamamalıdır. Çünkü bu ister istemez daha sonraki okumaları yani şairin dışında yapılacak okumaları yani okurun yapacağı okumaları koşullandırmış olabilir. Ya şair böyle söylüyor. Evet. Yani bu, dolayısıyla şiiri çok vahim bir maluliyetle şey kılar. Maluliyetle malül kılar öyle söylüyor. Neden? Ayrıca sembolleri de sınırlayabilir. Diğer şiirlerde anlamayı... de aynı şeyler. Aynı anlamlar devam ediyormuş gibi olabilir belki de. Evet, tabii. Evet. Bir de şu var tabii asıl önemlisi okur şair böyle söyledi diye şiire tek anlam yükler. Aslında bir şiirin özellikle modern bir şiirin tek anlamlı olması onu doğrudur. Evet. Onu düz manzume kılar ki böyle bir şeyi ben hiç istemiyorum. Okur nasıl alımlıyorsa şiir odur. Hani o evet. Pablo Neruda'nın ünlü şeyinde olduğu gibi Pablo Neruda filmde olduğu gibi postacı şey diyor ya artık benim bu şiir diyor yani. Kimin ihtiyacı varsa onundur diyor ya. Tabii. Evet. Bir soru var. Şimdi gözüme çarptı. Diğerlerine de bakacağım biraz sonra. Muharrem Dayanç soruyor. Diyor ki, Muharrem Hoca selamlıyorum. Evet. Birkaç şairde geçen Türk mavisi imgesi Hilmi Hocam acaba bu konu için ne düşünür diyor. Şimdi Muharrem Hoca'ya selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Hocam şöyle aslında konuşmama başlarken reyer konusunda bir konvansiyon olmadığını yani şairlerle şairlerin özellikle harflerle renkler arasında kurduğu ilişkinin tamamen keyfi olduğunu bir kurala ve bir konvansiyona bağlı olmadığını söylemiştim. Ama burada bir konvansiyon var. İyi ki hatırlattınız bana. Şairler Türkiye'yi mavi ile genellikle ilişkilendiriyorlar ve sanki birkaç şair diyorsunuz, birçok şairdi, çok haklısınız. Hepsinde böyle bir şey var. Yani Türkiye'yi mavi ile, dolayısıyla Türk mavisi diye özel bir mavi ile öyle söyleyeyim ilişkilendiriyorlar. Bu büyük bir olasılıkla, yani büyük bir olasılıkla öyle olup olmadığını bilmiyorum. Bir konvansiyon olduğu kesin. Yani Türkiye deyince mavi geliyor akla. Doğru. Türk mavisi diye bir mavi geliyor. Böyle bir konvansiyon var. Ama bu konvansiyonun nedenleri üzerinde nasıl oluyor da böyle bir bağlantı kuruluyor deyince benim aklıma bir şey geliyor. Yani Akdeniz geliyor. Ya da belki de daha geniş bir şeyle üç tarafı denizle kaplı bir ülke oluşumuz. Yani bir deniz ülkesi oluşumuz. Ve bir Akdeniz ülkesi oluşumuz. Denizimizin Karadeniz'de dahil genellikle mavi olduğu Akdeniz ikliminin getirdiği bir şeyle bir doğal mavilikle bizim denizlerimizin hep mavi olduğu ve dolayısıyla böyle bu mavinin bize mahsus olduğu gibi
bir nedenle büyük bir ihtimalle Türk mavisi denilmiştir. Böyle bir konvansiyon var, doğru. Yani şairler Türkiye deyince, Türkiye deyince hangi rengi size çağrıştırıyor sorusuna herhalde sadece şairler değil, başkaları da mavi cevabını verirler diye düşünüyorum. Şimdi bir şey soracaktım ama ilginç bir soru daha gelmiş. Onu da sorayım size, fikrinizi alayım. Ondan sonra tekrar sizin bir şiirinizle ilgili soru soracağım. Aykut Özdemir diyor ki, hiçbir şair var mıdır ki şiirlerini beyaza ya da saman kağıt dışında renkli kağıtlar üzerine işleyen ve sözcüklere de o renkler sayesinde okuyucu ile arasında gizli özel bir ilişki kurmasına izin veren? Yani ben bunu anladım aslında genelde. Bir renk fona değil ama bir renk atmosferi insanın o şiiri algısına ve duygusuna etki eder mi? Ya bu tabii psikologların bileceği bir şey aslında, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani renklerin ne türlü bir takım duygulara neden olduğu ya da yol açtığı meselesi. Ya ben mesela böyle bir deneyim yapmadım. Ben beyaz kağıda yazmayı. ama şu var. Madem ki sordu Aykut kardeşim, şunu söyleyeyim. Kağıt beyaz olabilir. Yani zaten başka türlü olmasına da ben izin vermiyorum. Yani öyle istemiyorum yazmayı. Fakat dolma kalemle yazdığım için şiirlerimi, dolma kalem mürekkebinin rengi beni ilgilendiriyor. Evet, galiba Aykut Özdemir'in sorusu biraz burada yerini bulmaya başladı. Evet, mesela? Mesela ben iki rengi kullanıyorum. Mavi ve yeşil. Yeşil renk, bunun psikolojisini bilmiyorum. Yani bu konuda bir şeyler söylemeye kalksam psikologlar bana "amma ukalasın Hilmi Yavuz" diyeceklerdir. Onun için bu konuyu sükutla geçiştiriyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama yeşil mürekkeple yazdığım zaman bana sanki daha nasıl söyleyeyim, daha huzurla, daha esenlikli bir şekilde o şiire yaklaşma imkanını verdiğini hissediyorum, o kadar. Evet. Yeşil mürekkep mesela benim tercihim ayrıca. Özellikle şiirlerimi beyaz kağıt üzerine yeşil mürekkeple yazmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok psikologları ilgilendiren bir durum. Yani belki bir alışkanlık, belki bir taşınan, bellekle taşınan bir durum var. Tabii onu ben de bilmiyorum. Şimdi burada bir şiiriniz var. Bulutlanma sonesi diye bir şiir var. Evet. Hatırlıyorsunuz tabii ki, değil mi o şiir? Tabii. Onun içinden bir cümleyi söyleyeceğim size. Diyorsunuz ki, yani şimdi şiiri okumayacağım, ilk önce izleyicilere de hafif konuyu çıtlatmak için şunu söyleyebilirim. İşte söylesem hüzün olur, söylemesem de hüzün, sonra işte kime anlatırsın diye gidiyor. Onu işte dilden ürker olduk diyor. Ve kimse dilin düğün olduğunu bilmiyor diyor. Ve sonra diyor ki, bir müddet sonra, yılışık ve savurgan çok boyalı bir gülün yükselişi diyor. Şimdi burada çok boyalı, yani ve sonra tabii altta o çok boyalı olan şeyin ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Yani ve elbette magazin bir yalnızlık edinip ne olacaksa olacak diye yollara vurmak devam ediyor şiir. Çok boyalı bir gül. Acaba dile nasıl bir zarar veriyor? Şimdi izin verirsen Emre'cim, bu şiiri, Bulutlanma Sonesini baştan sona kadar okuyayım. İşte ben hatırlattım sizi. Çok memnun oluruz. Sağ ol canım.
Şöyle. Bulutlanma sonesi. Söylesem hüzün olur, söylemesem de hüzün. Zaten sözler de bezgin. Kime ne anlatılsın? Ah, dilden ürker olduk. Kimse dilin bir düğün olduğunu bilmiyor. Bir kenara atılsın diye bekliyor şiir. Yılışık ve savurgan çok boyalı bir gülün yükselişi. Ne hazin. Çok boyalı bir gülün yükselişi. Ne hazin. Giderek kendimize sığınacak korugan bile bulamayarak ve elbette magazin bir yalnızlık edinip ne olacaksa olacak diye yollara vurmak. Terkide kaldı atım. Aşklar bile sindiler saklanıp köşe bucak. Kalbimiz aksatada, ah hazar alım satım ve giderek aynada nedensiz kırılmalar, dil bitti, söz susuyor, bende bulutlanmalar. Evet. Şimdi bu şiiri tabii dediğim gibi, demin de konuştuk, zaten açıklamak gibi bir niyetim yok. Ama şiirin kendisi zaten senin de daha önce belirttiğin gibi ne demek istediğini, çok boyalı bir gülle, magazin bir yalnızlık edildi ve son şiirin son iki beyti, son bir beyti daha doğrusu, son iki dizesi daha doğrusu ve giderek aynada nedensiz kırılmalar, dil bitti, söz susuyor, bende bulutlanmalar da yani yukarıda zaten dilin bir düğün olduğunu, kimse dilin bir düğün olduğunu bilmiyor diyor. Kime ne anlatılsın diyor. Sözler de bezgin diyor. Ama hemen şiirin sonunda, yani ilk iki dize ile son iki dize arasında böyle bir koşukluk var. İlk iki dize söylesem hüzün olur, söylemesem de hüzün. Zaten sözler de bezgin. Kime ne anlatılsın? Ah dilden ürker oldu. Kimse dilin bir düğün olduğunu bilmiyor ile son iki dize ve giderek aynada nedensiz kırılmalar, dil bitti, söz susuyor, bende bulutlanmalar ile birlikte bu iki dize, yani girişteki dört dize ile daha doğrusu sondaki iki dize şiirin ne demek istediğini çok açık bir şekilde anlatıyor zaten. Yani çok boyalı bir şeyden, gülden de iyi. Tekrar şöyle bir bak. Bilmiyorum, istek kabul ediyor musunuz ama diyor ki Muazzez Eraslan, acaba hocamız Harfler ve Hölderlin şiirini okuyabilir mi diyor. O da öyle bir yani, şiir istiyor. Çok teşekkür ediyorum. Elbette okurum ama yani programın kendisine ilişkin bazı sorular varsa, yani şu anda konuştuğumuz meseleler için onları yanıtlayalım. Sonra vakit kalırsa memnuniyetle Muazzez Hanım dileğini yerine getiririm. Şair Hölderlin şiir. Yani çünkü daha çok ya da hepsi işte biraz önce dediğim gibi övgüler. Dilek Sapçıoğlu bir tane daha mesaj yollamış. Diyor ki renkler ve kültür olacak herhalde, yanlış yazılmış. Renkler ve kültür arasındaki bağı konuşmak ilginç olur diyor. Neden bazı kültürler pastel, diğerleri daha canlı renkleri tercih eder? Bu ne ifade edilebilir? Işıkla, yani iklimiyle, havasıyla ilişkisi nedir gibi demiş. Şimdi renkler ve kültürle olan ilişkiyi ben daha konuşmanın başında dileğe selamlarımı söylüyorum. Daha başında daha mikro düzeyde düşündüm. Yani sözcükler düzeyinde düşündüm. Kültür düzeyinde değil. Yani işte Maorilerdeki kahverengi meselesini ya da işte Eskimo'lardaki kar sözcüğünün çok daha farklı kar tonlarına ilişkin farklı sözcükler üretmesi gibi. Dolayısıyla bazı kültürlerle bazı renkler arasında bir ilişki olduğunu sanıyorum söylüyor Dilek bize. Evet. Mesela coğrafi koşullar bile etkiler bunu diyor. İklimle, havayla, evet. Işıklar. Evet, mesela dedik çok doğru. Çok doğru. Demin Manuk'la da belirttiğim gibi yani mesela Türk mavisi deniyor. Yani Türk mavisi demek bizim kültürümüzün aslında bir anlamda burada Türk derken kastedilen elbette
Türk kültürüdür bir anlamda, ya da Türk kültürünü de kuşatacak ya da onu kapsayacak bir biçimde okumak gerekir Türk mavisini. Dolayısıyla mesela bizim kültürümüzle mavi renk arasında bir bağıntı kurmamız pekala mümkün. Neden? Çünkü biz Akdeniz ülkesiyiz. Burası bir Akdeniz ülkesi. Evet. Her şeyden önce. Yani genel olarak dünya küresel bağlamda tabii bizim Akdeniz bölgesi ayrı bir bölgemiz, yani 7 bölgeden biri falan, ama coğrafi bakımdan, bizim coğrafyamız bakımından Akdeniz ayrı bir bölge. Ama küresel coğrafyayı düşündüğümüz zaman, küresel coğrafya bağlamında bizim yerimiz Akdeniz. Yani biz Evet. Akdeniz kültürünün içinde bulunduğu, Akdeniz kültürünün kuşattığı bir çevrede var oluyoruz. Dolayısıyla şey gitti galiba. Görüntü gitti. Hayır, gitmedi. Ben sizi görüyorum. Öyle mi? Ben görmüyorum ama seni Emre. Ha, gördüm şimdi. Evet. Tamam. Şimdi dolayısıyla yani eğer böyle bir şey varsa sadece Türkiye bağlamında, ve Türkiye bağlamında derken meseleyi Akdeniz coğrafyası olarak düşünüp böyle bir ilişki kurulabilir. Yani Muharrem Hoca'nın söylediği bağlamda Türk mavisinin Evet. bizim kültürümüzün renginin, öyle söyleyeyim, mavi olduğu söylenebilir. Demin söylediğim konvansiyondan dolayı aslında. Böyle bir şey var. Bu da nedeni de Akdenizlilik. Akdenizlilik. Ama mesela ne bileyim ben, şimdi Siyah Afrika deniyor mesela. Neden Siyah Afrika deniyor? Çünkü genellikle siyah derililerin Oldu. Afrika'da Oldu. yaşadıkları, çoğunluğun siyah derili olması dolayısıyla Afrika'ya böyle bir şey deniyor. Yani hangi topluma, hangi renkle, hangi bölgeye, daha doğrusu hangi coğrafyaya, daha doğru bir ifadeyle hangi renkle atıfta bulunulacağının da bir kriteri yok. Bizde mesela denizler dolayısıyla mavi diyoruz. Afrika'da ise diyelim tamamen orada yaşayan insanların siyah derili olmaları dolayısıyla onlara Siyah Afrika deniyor. Değil mi? Evet. Hem bir kriteri Kızıl yok, deriler deniyor. Kızıl deriler deniyor. Siyah Afrika deniyor. İşte evet. Türk mavi deniyor. Turkuaz deniyor falan yani. Bunun kalıcılığı Yani ya da değişik bir garantisi de yok aslında. Çünkü yok, tabii. mesela ben işte o Davos'tan filan hatırlıyorum. Afrika'ya Sarı Afrika demeye başlamışlardı. Çünkü Çin yatırımları oralarda kalmıştı. İşte birdenbire değişti. Yani çok Doğru. konjonktürel bir takım durumlar var. Şimdi Doğru. hocam bir saati geçirmek üzereyiz. Sonlandıralım konuşmayı. Çok daha sizi dinlemek hoş olurdu ama mesela Eksik sizin olmayacağım. bir şiiriniz var ya da şiirinizden bir küçücük bir bölüm var. Çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim de niçin o aklıma geldi. Sonra da anlatırım. Diyor ki sevda derinliklerdedir. Oysa Ferhat üstünü kazmada dağın. Şimdi ben sadece bu size sorduğum sorularla ya da şurada yaptığımız bir saatlik konuşmayla dağın üstünü kazmaktan başka bir şey yapmadığımın farkındayım. Ancak bu kadar konuşulabildi yani bir saatlik zaman içinde. Belki daha uzun konuşma imkanı bir yerlerde bulabiliriz ve çok memnun olurum. Yavaş yavaş kapatalım programı. Şey, Muazzez Hanım'ın isteğini yerine Evet. getirmeyelim mi? Getirelim valla. Çok güzel olur. Harfler ve Hölderlin'i istemişti galiba. Nerede? Evet. Evet, onu bulayım şimdi ben. Hemen kolayda galiba. Şöyle. Harfler ve Hölderlin. Sen sözün kutsal mı olsun istedin? Siyah daima büyük harflerle yazılır şiirde. Şiir, ah, evet odur. Kendini hep Allah'a taşır ve derin gölgeleri durur. Duru göllerde. Dur sen Hölderlin. Şair ve deli,
İkisi bir, şairsin, hüznünden belli oluyor bu, delilik bir çiçektir ve adı sadık hizmetkarınız Sandrelli. Evet, çok teşekkür ederiz. Siyah daima büyük harflerle yazılır diye yazmış şair. Bir bildiği vardır. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu rica ederim. Ben teşekkür ederim Emre. Konuşmanız için. Tabii dediğim gibi başka bir zaman başka şeyler de konuşulabilir. İlk başta söylediğim şeylerle bitireyim. Aklımda daha bir sürü soru vardı ama mesela sinestezi meselesinden konuyu açtım. Sonra konuşmalar sırasında aklıma geldi ki galiba bu felsefi meseleyi yeniden ele almak ya da uzun uzadıya konuşmak iyi olur. Çünkü bugünkü teknoloji içinde bu sinestezi meselesi sadece bir algı, duygu ya da bir estetik mesele olmaktan çok laboratuvar koşullarına dönüşmeye başladı ve artık ete kemiğe büründü. Yani daha önce diyelim ki Aristoteles'in müzik kalıplarını renkle düşünüyor olması bugün müzik kalıplarının renge laboratuvar koşullarında dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Bunun da tabii felsefede yeniden ele alınması gereken bir problematiğe yol açtığını düşünüyorum. Ama artık programımız bitti. Başka bir programda belki yine şairlik niteliğinizi de ön planda tutarak bunları konuşma fırsatı bulabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Abi. Ben çok teşekkür ederim. Çok zariftin. Çok iyi bir program oldu sayende. Beni de konuşturdun. Eksik olma, bin yaşa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dileyelim izleyicilere. İyi günler herkese.